Şimdi, başlayalım. Birinci soru. Muhittin sormuş. Hocam, severek takip ediyorum. Evlilik sözleşmeleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Henüz çok gencim ama ileride bir gün olursa o şekilde de olması gerektiğine inanıyorum. Kadının bunu kabul etmemesi normal mi? Ya da anlaşma evliliği... Ya da anlaşma evliliği justify eder mi? İngilizce kelime kullanmışsın. Genelde Türkçe yazarken İngilizce kelime kullanma. Ben bazen İngilizce kullanıyorum konuşurken ama... Türkçesini de her zaman söylerim. Justify, haklı çıkarmak demek. Yani bu anlaşma evliliği haklı çıkarır mı gibi bir şey. Türkçe kullanın arkadaşlar, alışın. İngilizceyi çok iyi konuşun. Ama Türkçeyi de iyi konuşun. İkisini ayrı ayrı konuşun. Konuşmalarınızda... ...değişken konuşabilirsiniz. Yani İngilizcesini söylediğiniz şeyin Türkçesine de çevirebilirsiniz. Ben... ...kırmızı hap kavramlarını... Buradan bahsederken anlatıyorum ama... şu olmasın, bakın ben 20 sene Amerika'da kaldım... ama işte kitchen'a gittim, cook ettim falan diye konuşmam, tamam mı? Biraz o zaman özenti oluyor insanların konuşmalarında. Eskiden böyle Amerika'ya giden tipler olurdu. İki ay Amerika'da kalıyor adam, Türkçe'yi unutuyor. Sanki orada doğdu, büyüdü falan gibi bir tarza giriyor. Biraz... bu olmasın size bir abi olarak söylüyorum. Türkçeyi güzel konuşun, İngilizceyi de ayrıca güzel konuşun ama birbirine karıştırmayın. Türkçe konuşurken İngilizce kelimeler sokmayın. Yani bu e, iyi bir şey değildir. Tamam mı? Ama İngilizceyi iyi öğrenin, iyi konuşun. Bunu da söylüyorum. ya yani veya başka bir lisan, herhangi bir lisan da olabilir. Hatta İngilizceyi öğrenin, başka lisanlar da öğrenin. Size söyleyeceğim şeylerden bir tanesi şu. İngilizceyi öğrenin. Bir de e, bu Anglo-Sakson dillerinin dışında bir dille konuşun. Yani Latin dillerinin dışında. Mesela Rusça olabilir, Japonca olabilir, Çince olabilir. Böyle değişik bir dil de öğrenebilirsiniz. Çünkü İngilizceyi öğrendiğiniz zaman zaten Avrupa'daki insanlarla iletişime geçiyorsunuz ama dünya daha büyük. Daha farklı insan grupları da var. Ee, onlarla da iletişime geçmek için farklı bir dille kullanılabilir. Farklı bir şey bu. Neyse soru bu değil ama size bunu söyleyeyim dedim. Şimdi <laughs> evlilik sözleşmesi nedir? Evlilik sözleşmesi Türkiye için tabi çok yeni bir kavram. Çiftler evlenirken özellikle bazı kuralların konulması özellikle evlilikteki paranın bölüşülmesi veya boşanma olursa bu ihtimale karşı paranın nereye gideceğinin önceden kararlaştırılması tarzında kural. Ama evlilik sözleşmesi içine başka şeyler de giriyor şimdi bir gün avukatlarımızla da konuşuyoruz onları da ayrıntılı bir şekilde sorarız bu konuyu ama ben size kabaca Amerika'daki kavramları söyleyeyim evlilik sözleşmesi iki tür düşünce yapısı var Amerika'daki kırmızı haplı insanlarda bir tanesi şudur evlilik sözleşmesini yapsanız bile Amerika'daki Türkiye'deki kanunları tam bilmiyorum evlilik sözleşmesi ama genel olarak söylüyorum bunu avukatlarımız çok daha iyi cevaplayacaklardır hatta Bizi dinleyen avukat arkadaşlarımız varsa bu bu videonun altına yorum yazsınlar ki her hepimiz bilgilenelim. Fakat Amerika'da evlilik sözleşmesi yaparsınız ve çok zengin insanlar çok meşhur insanlar e, ünlüler bunu zaten yapıyorlar çoğu zaman yapıyorlar fakat mahkemede bu bozulabiliyor diye biliyorum ama yine de yapılması yapılmamasından daha iyi en azından e, bir Sözleşme bir akit olarak duruyor. Şimdi bir prenup kavramı var. Buna Amerika'da prenup diyorlar. Prenuptial agreement yani evlilik öncesi sözleşme. Fakat bir de Amerika'daki avukatlar şunu öneriyorlar. nuptial agreement yani evlilik sonrası sözleşme. Onun sebebi de şu. Eee, mantık şu. Evlilik öncesi anlaşma yaptıktan sonra evlilik akti imzalanıyor. post nuptial agreement, evlilik sonrası anlaşma şunu garantiliyor. Evet, ben baskı olmadan önceki anlaşmayı imzaladım ve evli olduğum halde birinci anlaşmayı hala kabul ediyorumun bir göstergesi. Bu daha da güçlü yapıyor anlaşmayı. Bu genel hukuksal olarak benim bilgim dahilinde size söylediğim şey. Ama tabii evlilik kurumunda bazı şeyler değişebilir. Bir de Amerika'da bölgesel mahkemeler şunlar, bunlar filan var. Hakim bozabilir bunu. Ben bunu kabul etmiyorum der. Böyle bir şey olmaz der. İmzalamışsınız. Fakat bu bu anlaşma tabii avukatlar eşliğinde anlaşılıyor filan ama hakim şunu diyebilir belki. Bu anlaşma. Bunun lehine yapılmış veya bunun aleyhine yapılmış onun için hukuksal olarak ben bunu saymıyorum diyebilme yeteneği ve yeteneğiyle diyebilme yetkisi varmış. Onun için e, yazarsınız hiçbir şeye işe yaramayabilir. Peki. Evlilik anlaşması niçin yapılıyor? Genelde özellikle bir tarafı koruyacak şekilde e, kişinin daha önceki kazanımlarını korumak için ve belki de evlilik sırasındaki kazanımlarını korumak için bir örnek adam ne bileyim Microsoft'un sahibi tamam mı geliyor herif 40 yaşında bir kadınla evleniyor kadın kuaför adam günde milyonlarca dolar para kazanıyor kadın belki kat yani günde işte ne bileyim 5 dolar 10 dolar kazanıyor 3 sene evli kalıyorlar kadın şunu diyemez ben bu adamın 3 sene boyunca kazandıklarının yarısını alırım. Ne yaptın sen? Evde sadece yemek pişirdin. Hiçbir şey yapmadın. Bir de bacaklarını açtın yani sonuçta. Bu bir görev değil. Onun için aynı şeyi hak edemez. Evlilik sözleşmesi biraz da olsa buna karşı korumak için yapılan bir şey. Mutlaka yapmak lazım. Şimdi başka şeyleri de anlatacağım ama. Ee, ne yazık ki evlilik kurumunun en büyük sıkıntılarından bir tanesi ayrılık olduktan sonra paranın dağılımı. Yani evet bu iki çift ikisi de 18 yaşında evlenmiş. İkisi de e, belki aynı eğitime sahip, aynı mesleğe sahipler. Aynı parayı kazanmışlar, aynı aileyi kurmuşlar, aynı oranda katkıda bulunmuşlar, aynı oranda mücadele etmişler. Evet boşanma olmuş, ha, o zaman ikiye bölelim. Ama bir taraf daha yüksek varlıkla işin içine girdiği zaman ve hala evlilikte daha çok çalışaraktan bir yere geldiği zaman ayrılık esnasında kapitalin ortadan ikiye bölünmesi veya haksız bir şekilde bölünmesi çok yanlış bir şey. Yani bir kadın şunu söyleyemez. Evet benim kocam çok çalışıyordu ediyordu. E, e ben de aileyi kuruyordum evi düzenliyordum. Bu çok basit bir şey. Artık yani eve kadın tutuluyor bunu yapıyorsun. 3-5 kuruş para veriyorsun onu yaptırıyorsun. Yani bunun bir anlamı yok artık. Bir görev olarak olamaz. Öyle boşanmalar oluyor ki 100 milyon dolar filan nafaka veriliyorlar. Hiç 100 milyon dolarlık ne yaptın yani? 100 milyon dolarlık büyük işler mi yaptın? Hayır. Onun için evlilik anlaşmasının mutlaka olması lazım. Ayrıca e, şu da önemli. Ama bunu mahkeme kabul eder mi? Bunun önceden iyi araştırılması lazım. Tamam mı? Şimdi e, biliyorsunuz evliliklere teoride karşı değilim ama pratikte karşıyım. Ve şunu da söyleyeyim. Rolo da geçen gün bundan bahsediyordu. İnsanlar artık evliliklerden giderek uzaklaşmaya başladılar. Özellikle erkekler. Kadınlar biz özgür kadınız modelinde evlenmiyorlar ama erkekler kendilerini korumak için evlenmiyorlar. Artık yani evlilikler artık çok trajik sonuçlarla sonuçlanabiliyor. Ve ne yazık ki boşanma esnasında erkek çok büyük dezavantajlı. Çok büyük sinir bozukluğu oluyor. Onun için erkekler artık tabii evet aile kurumunun toplumun devamı için önemli bir şey ama... ...giderek daha da azalacak erkekler ve özellikle yüksek değer erkekler kendilerini korumak isteyeceklerdir. Bakın belli bir yaşa geldiğiniz zaman şunu da her zaman söylüyorum. Belli bir yaşa geldiğiniz zaman kadının size niye geldiğini ve sizden niye istediğini çok iyi anlamanız lazım. Tamam mı? Size 20'li yaşlarında bakmayan kadın gelip de 35 yaşında bir iş yeri sahibi oldunuz, paranızı kazandınız, belki ne bileyim işte bir sürü otelin sahibisiniz filan. Böyle bir durumda size geliyorsa onu her zaman sorgulamanız lazım. Size love bombing yapabilir. Çok yüksek oranda sevgi verebilir. Öyle zannedersiniz ama altındaki niyet çok farklı olabilir. Çok dikkatli olmanız lazım. Özellikle bu tip kadınlardan asla bu tip kadınları hamile bırakmamanız lazım. Başınıza çok büyük iş alırsınız. Peki. Demişsin ki... Kadının bunu kabul etmemesi normal mi? Bak. Kadına... Ee... Şunu desem, yarın benim bak evleneceğiz çok güzel tamam ama bir hayatın bir gerçeği olabilir. %50 boşanma riski var yani atıyorsun paraşüt açılmıyor %50 değil mi? Bu anlaşmayı biz yapalım. Kadın her zaman şunu diyecektir, sen beni sevmiyor musun? İşte ben sana sevgiyle bağlıyım, şöyleyim böyleyim gibi. Bu shaming taktik denen utandırma taktiği yapacaktır seni sevgi boyutuna indirmeye çalışacaktır. Ama şunu unutuluyor aslında. Evlilik anlaşması yapılıyor. Prenuptial agreement. Asıl evliliğin kendisi zaten bir anlaşma, bir akittir. Devletin kanunları üzeri, üzerinden hareket ediyorsunuz evlendiğiniz zamanda, boşandığınız zamanda. Yüzlerce, binlerce sayfa kanun, içtihat geçerli olmaya başlıyor. Onun için evlilik Sevgi üzerine yapılan bir kurum asla olmamıştır tarih boyunca. Ailelerin birleşmesi, güçlenmesi, varlıkların ayrışmaması için yapılan bir kurumdur. Onun için çok uzun zaman akraba evlilikleri yapılmış. Niye? Ailedeki varlık gitmesin diye. Tabi biyolojik olarak, genetik olarak doğru bir şey değil akraba evliliği. Yani çocuklarda genetik olarak problem olabilir. Bu ayrı bir şey. Ama... Ee, tanıdık aileler en azından varlıkları gitmesin diye işte benim kızımla senin oğlun evlensin filan gibi anlaşmalarla evlenmiştir. Kadın erkeğin orada birbirini sevmesine bile gerek yok. Aslında evlilik kurumunda kadın ve erkeğin birbirini sevmesine gerek yok. Çünkü 16 yaşında evlendiriyorlar. Belki 15 yaşında, 18 yaşında. O da kimseyi görmemiş, o da kimseyi görmemiş. Eskiden ee, bana çok eskiden bir kız tanıyordum. Bir arkadaşım. Sevgilim değil. Bana e, nişanlandığını söylemişti. Sonra nişanlısından ayrıldı. Yıllar önce düşün bak nereden aklımda kalmış. Konuşuyorduk filan. Sonra zengin bir adamla tanıştırmışlar bu kızı. Ve annesi ona kızın annesi şöyle bir öğüt vermiş. Diyor ki kız bana ben adamı sevmiyordum diyor. Ama annem bana dedi ki kızım yatağa girince sevgili de olursunuz. Kafa böyle çalışıyordu eskiden. Yani 16 yaşında, 15 yaşında gençken evlendiriyorlar bunları ve aile büyükleri diyor ki boş ver diyor. Yatağa girince sevgili de olursunuz. Eskiden böyle bakılıyor ve hakikaten eskiden yatağa girince sevgili de olunuyormuş. O zaman bakıyorsunuz böyle 1920'li, 30'lu yıllarda evlenmiş insanlara. Evlilikler böyle 60 sene, 70 sene hayatlarının sonuna kadar sürüyor. Problem yok. Çünkü kadın erkek ilişkileri vıcık vıcık olmamış. O da başkasını görmemiş, o da başkasını görmemiş. Yaşadıkları, cinsel tecrübe bile birbirlerini mutlu ediyorlar. Onun doğru olduğunu düşünüyorlar. Şimdi öyle değil. Her zaman söylüyorum. Dünya global bir kerhaneye dönüştü. Her şey çok çarpık. Keşke böyle olmasaydı ama böyle. Ben yaratmadım. Kuralları da ben koymadım. Bu şekilde. Sonuç olarak evlilik de bir akit aslında. Ona de onu ona getiriyorum sözü. Evlilik bir akit. Kadınla ev kadınla erkeğin arasında evlenildiği zaman kadınlar olayın düğün kısmına odaklanıyorlar. Evliliğin bir akit olduğu kısmına odaklanmıyorlar. Evlilik aktinde şöyle var bir şey vardır. Başkasıyla yatmayacaksın. Bunu uygulayan erkek sayısı da kadın sayısı da artık toplumda çok az. Çok fazla aldatma var evliliklerde. Şimdi Kadının aldatmasında evleniyor. Kocası zengin. Kadının belki geliri yok ama yine de kocasını aldatabiliyor. Akit tamamen bozulmuş durumda. Adam sağlayıcı. Ama kadın cinselliği başkasına veriyor. Akit bozulmuş durumda. Tamam, evlilik de bir akittir. Onun için bir kızdan gidip de ben evlilik anlaşması yapacağım. Finansal açıdan. İşte sen beni sevmiyor musun filan, sen bilirsin diyeceksin. Sen bilirsin. Şöyle yapalım diyeceksin. Evlilik bir kurumdur. Şunu söyleyebilirsiniz. Evlilik bir kurumdur. Kurumsal bir anlaşma imzalanıyor. Bu da bir anlaşmadır. Ama sen e, bu modern bir şey. Modern artık yapılıyor böyle bir şey. Peki, sen e, bunu istemiyorsan, o zaman madem sevgimizle yaşayacağız. Tamam birlikte yaşayalım o zaman aynı evde sevgiyle yaşayalım. Ama işte bu aileler arasında doğru değil evlilik anlaşması olması lazım. Evlilik imza atma, nikah olması lazım. Nikah bir anlaşmadır. E, o da anlaş. O zaman bu anlaşmayı da yapalım. Çifte standart gibi. Yani hem evlilik anlaşmasını imzalıyor kadın. Ama evliliğin finansal anlaşmasını imzalamıyor. Bunu zaten genelde erkek isteyecektir. Kadın istemeyecektir. Çünkü kendini güvence altına almak istiyor. Ve şunu unutmayın hiçbir zaman. İlişkilerde de, evliliklerde de evlendiğiniz insanla boşandığınız insan aynı insan değil. İçinden ayrı bir canlı türü çıkar. Sorunun cevabı bu. Mutlaka eğer evlenecekseniz mutlaka mutlaka çok iyi bir avukatla görüşüp bu anlaşmayı imzalamanız lazım. Ve birlikte olduğunuz kadın, evlenmeyi düşündüğünüz kadın buna karşı çıkıyorsa... Orada risk vardır demektir. Çünkü ne yazık ki evlilik sevgi üzerine yapılan bir olay değil. Hele kadınlar tarafından yani biraz erkeklerin avlanması olayı olarak görüyorum. Acı ama gerçek.